Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lif çalışması yapacağız. Üçgen parçalardan oluşan lifimiz için iki tane renk kullandık. E, griğimizi ve pembemizi. Dilerseniz e, bu lifimizi iki renkli değil, her bir parçasını farklı renklerle ya da hepsini aynı renklerle örebilirsiniz tamamen birbirinden bağımsız e, motifler. Evet motiflerimizi örmeye uç kısmından başlıyoruz. Kenarından artışlarımızı yaparak e, istediğimiz ölçüye gelene kadar ördükten sonra birleştirme işlemini yapıyoruz. Son olarak da ortaya bir tane çiçeğini fıstıklarımızdan oluşan çiçeğini yapıp bağlantılarımızı kurduktan sonra lifimizi tamamlıyoruz. Evet kolay gelsin diyerek hemen lifimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Lifimizi örmek için lif ipleri diye bildiğimiz iki katlı e, iplerimizden kullanıyorum. Hangi marka olursa olsun hiç önemli değil. Elinizde bulunan lif ipleriyle lifimizi örebiliriz. Evet. Şimdi başlayalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. İlk önce düğümümü atıyorum. 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra ipimi şu şekilde uzatıyorum. Tığımın başında doluyorum bir ve ikinci ya da birinci hiç fark etmez bakınız ikinciye de girebilirsiniz birinciye girelim daha değerli toplu olsun bir iki ve 3 3 defa fıstığımı ipimi girip uzatarak aldım başını doladım her seferinde ve tığımı şu şekilde başını doluyorum çekiyorum aradan giriyorum ve kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra tekrar uzatıyorum. Tığımın başını dolayarak giriyorum. Tekrar 1 2 3 fıstığımı 3 defa da aldım. Bu kez kapamıyorum. Açık fıstığımı tığımın başını doluyorum. Hemen birinci fıstığımın dibine gelerek batıyorum bakınız. Dibine giriyorum. 1 2 ve 3. İki tane açık fıstığımı tutuyorum tek seferde çekiyorum tuttuğum ipi alıyorum ve kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum ve şöyle aşağısı V gibi üstünde yatay bir tane fıstığım oluyor hemen ilmeğimi uzatıyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak 1 2 ve 3 3 defa alıyorum ve ilk fıstığımı kapatıyorum. Artma işlemle ördüğümüz liflerimiz ilk fıstığımız mutlaka kapatılıyor. Üzerine uzatıyorum. Aynı yere giriyorum. Bakınız tepedeki kapadığımız gözün içerisine 1 2 ve 3 bir tane fıstığımız oldu. Bakınız tığımızda. Şimdi dibine batıyorum. ikinci fıstığım için uzatıyorum ilmeklerimi 3 2 tane fıstığımız oldu 3. fıstığımı ise en son bakın şuradaki fıstığımızın öbür ucundaki ilmek arasına giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane fıstığımızı ördük tığımızda şimdi üçünü aynı anda çekip kapatıyorum ve sıkıştırıyorum bir zincir Tekrar uzatıyorum. 1 2 ve 3. Hemen en sondaki bakınız en sondaki ilmek gözüne girip fıstığımı örmeye başlıyorum. Bakınız iki tane fıstığımızı aynı anda çekiyoruz. Bütün artmalı liflerimizde birincisi kapatıyoruz. Sonu ise iki defa yani iki fıstık olarak kapatıyoruz ve bu şekilde artışımızı sağlıyoruz. Bakınız bir tane olan yan fıstığımız ikinci sıramızda iki tane oldu. Şimdi üçüncü sıramıza devam edelim. Bakınız aynı yerdeyim. Lütfen buraya dikkat edelim. Geri dönüş yapmıyorum. Lifimin yönünü çevirmiyorum. Aynı yöndeyim. Ördüğüm yerdeyim. Uzatıyorum ilmeğimi. 1, 2, 3. Kapatıyorum geri dönmedim bakınız düz yönden devam ediyorum. Kapatıyorum bir tane zincir. Üzerine tekrar 1 2 3. Bakın geri dönmedim. Başlangıç yönümüze doğru gidiyorum. Bakın ipimiz burada. Geri dönüş yapmadım. Hep ön yüzden dolaşa dolaşa çevresini örmek istiyorum. Sürekli ön arka çevirmeyeceğiz. Üçgen motif öreceğimiz için bu şekilde de çok güzel olmakta. Yani sürekli ön arka çevirmektense bakınız olduğumuz yerin üzerine de fıstığımızı ördük. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3 Ve bir tane daha ileriye geçiyorum. 1 2 3 3 tane fıstığımı çekiyorum ve tuttuğum yerden şu şekilde kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum başlangıç noktama doğru da ilerliyorum bakın sonrasında 1 2 ve 3 hemen dibine bir ipimiz dolaşmasın hemen dolaşmadan açalım ki ince olduğu için birden karışabiliyor Evet ipimizi açtık ve örmeye devam ediyoruz 2 i̇ki, 3 ikinci fıstığımı ördüm bakın başlangıç zincirimin olduğu yerdeyim ve üçüncüye oraya batıyorum. uç kısımdayım. 1 2 ve 3. Üç. Üçünü aynı anda aldım. Kapıyorum ve bir tane zincir. Hemen tepesine uzatıyorum. 1 2 ve 3. Hemen dibimize bir daha batıyoruz. 1 2 ve 3. 2 tane yaptık bakınız ikisini kapadık. Evet bakınız üçgenimiz yine oluyor. Hiç geri dönüş yapmadan ilerliyoruz. Şimdi bu tarafa doğru geliyorum. Bakınız bir tane zincirimi çekiyorum. Üçgenimiz gayet güzel oldu. Hangi yönden bakarsanız bakın. Bütün yönler aynı. Bu yönden baksanız da bu yönden ya da diğer yönden. Bakınız her yönden tam üçgen. Şimdi uzatıyorum. Ve yeni başlangıç olduğu için fıstığımı kapatıyorum birinci fıstığımı kapatıyorum sıra başı olduğu için bakın sıramızın başı çünkü üzerine bir tane açık fıstık bir iki ve üç dibine bir iki ve üç ve bir tane ileriye bir ipimizi de gizleyelim iki ve üç üç tane fıstığımızı tek seferde çekiyoruz ve kapatıyoruz. Uzatıyorum. 1 2 3. Üçer üçer ilerliyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar ileriye 1 2 3. Kapatıyorum. Ve bir tane zincir. Uzatıyorum yine 3 olarak alıyorum. 1 2 3. İleri 1 2 ve 3. ve son sıra sonu bakınız 1 2 ve 3 3'ünü 3 tane bakınız tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir sıramızın sonu olduğu için 2 tane fıstıkla kapatıyorum 1 2 3 hemen dibine batıyorum 1 2 ve 3 ikisini kapatıyorum ve bir sıramızı daha bu şekilde bitirdik bakınız geri dönmüyorum şöyle çeviriyorum sadece ve ilerliyorum Evet yine sıra başındayız kaç sıra ördük 1 2 3 4 sıra ördük bakın hem üstteki fıstıklarımız hem yandaki fıstıklarımız 4 tane durmakta şimdi yeni sıramıza başlıyoruz düz yönden ilk fıstığımızı mutlaka kapatıyoruz 3 kapatıyorum uzatıyorum. Birinci fıstığımı örüyorum. İkinci fıstığımı ve bir ileriye üçüncü fıstığımı örüyorum. İki ve üç. Tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. Ve uzatıyorum. Yine üçer üçer fıstıklarımı topluyorum. Bir tane tepeye, bir tane dibe, iki ve üç bir tane biraz ileriye yani bir sonraki göze 3 tane ayarlıyorum çekiyorum ve kapatıyorum yine bir tane hemen ilmeğimin olduğu yere hemen dibe 1 2 3 ve bir ileriye 1 2 ve 3 aynı anda çekiyorum kapatıyorum bir zincir Hemen zincirimi uzatıyorum. 1 2 3 dibine 1 2 3 ve 1 ileriye. Bakın sıramızın sonu 2 3 üç. çekiyorum. 3'ünü ve sıramızın son olduğu için bakınız yarım duruyor. Hemen 2 olarak örüyorum ve buradan artışımı sağlıyorum. Dibine batıyorum. 1 2 3 çekiyorum ve kapatıyorum ve bir zincir bakın sıramızı tamamladık çok da muntazam durmakta şimdi geriye dönmüyorum normalde şu şekilde de dönebiliriz geriye dönmüyorum sadece ön yüzden örerek ilerliyorum uzatıyorum hemen şu sırayı öreceğim hepsinde dönüyorum yani sürekli dönerek örelim ve tamamlayalım uzatıyorum 1 2 3 birinciyi kapatıyoruz mutlaka uzatıyorum tepesine dibine ve bir ileriye 1 2 3 çekiyorum ve bir zincir ve 3'er öler alarak uç kısma doğru ilerleyelim sıramızın sonuna doğru örerek geldim şimdi ikili olarak alacağım fıstıklarım kaldı bir tepesine bir de dibine 1 2 ve 3 hemen dibine batıyorum 1 2 ve 3 ikisini çekiyorum kapatıyorum bir zincir hemen çeviriyorum bu kez bu yöne doğru ilerliyorum bu şekilde toplam 8 tane olana kadar örelim bu uçtan başlayalım buraya geldiğimiz zaman en son iki ördükten sonra tekrar bu tarafı devam edelim ve buraya geldikten sonra 8. sıramızı örüp tamamlamış olalım 8. sıramızı örmekteyim en son iki tane fıstığımı ördüm çekiyorum kapatıyorum ve bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve şöyle sıkıştıralım sonra da içeriği çekelim bakınız üçgen motifimizi ördük bu üçgen motifimizden 3 üç tane gri üç tane de pembe olmak üzere birer birer örüyoruz uç noktadan başlıyoruz ve çevresini 3 üç çevresinde üçünü dolaşa dolaşa örebildiğimiz gibi dilerseniz sürekli çevirerek de örebilirsiniz. Evet, görmüş olduğumuz gibi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 4 6 8 üçgen olduğu için diğer köşede tabii ki 8. Şimdi 3 tane pembe, 3 tane gri motifimizi hazırlayalım ve beyaz ipimizle birleştirmeye başlayalım. Evet, bakınız ben grilerimle pembelerimi birleştirmeye başladım. Şimdi Örmüş olduğumuz bu pembemizi sizlerle birlikte birleştirme işlemini yapalım ve diğer bütün motiflerimiz aynı şekilde birleşecek. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Şu şekilde içeriği güzelce gizleyelim. Çok da asılıp da fıstığımızı bozmayalım. Bakın buradan başlamışız. Başlangıç yerimiz o kadar ortada kalmış. Evet, şimdi kremimizin yanına hemen kenarlarını örerek birleştirme işlemine başlayalım. Bir tane köşesiyle birleştirme işlemini yapacağım için diğer iki köşemin fıstıklarını öncesinde örüyorum. En son birleştirmeyi birlikte yapıyoruz. Şimdi beyazımızla fıstığımızı yapmaya başlayalım. Evet, motifimizin düz yönünü alalım. Beyaz ipimizi bir tane zincir çekip düğümümüzü atalım ve tepe noktasına bir tane 3 defa çekerek ördüğümüz fıstığımızdan örün. Önce şu şekilde sabitleyelim ve bir tane zincirimizi çekelim ve uzatalım. 1 2 3 Çekiyorum. Kapatıyorum ve 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Kapadığım noktaya gelerek batıyorum. Tekrar 1 2 3 yine aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 3 tane 3 zincirli kirpiğimi yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum 3. kirpiğimden sonra tığımın başında doluyorum hemen fıstığımızın gözünün içerisine giriyorum ilk fıstığımızın bakınız 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincir tepeye batıyorum tekrar 1 2 3 yine aynı yere batıyorum. 1 2 3 3 tane 3 zinciri çekiyorum. Fıstığımın tam kapadığım tepe noktasına batıyorum. Ve bir tane zincirimi çektikten sonra tekrar diğer fıstık arasına giriyorum. 3 tane çekerek fıstığımı örüyorum ve bu şekilde ilerliyoruz. 3 tane zincirden de oluşan kirpiğimizi de yapalım. Köşede görüşelim. Diğer uçtan başladığımız beyaz fıstıklarımızı ve kirpiklerimizi diğer ucumuza kadar örerek geldik. Bakınız tam tepesine bir tane ördüm ve bir zincir çektikten sonra aynı yere ikinci fıstığımı örüyorum. 2 ve 3. Bütün köşelerimizde ikişer tane fıstığımız olacak çünkü dönüşü rahatlatması gerekmekte bir tane yaparsak 1 2 3 kasar o yüzden ikişer tane bütün köşelerimiz için fıstığımızın olması gerekmekte 1 2 3 üçer tane de kirpiklerimizi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve ikinci yana dönmek için hazırım bakın tepeye iki tane Fıstığımı ördüm. Burada başlarken bir başlamıştım ama bitirirken ikinciyi öreceğiz. Ve devamında yine birer birer örelim. Diğer köşemizde yine çift yapalım. Görüşelim. İki tane kenarını beyaz ipimizle fıstık dolgularımızı ve kirpiklerimizi yaptık. Şimdi üçüncü kenarımızda hem fıstıklarımızı yapıp hem de karşıdaki gri motifimizi birleştirme işlemini yapacağız. Bakınız köşe ikiyi ördüm. Şöyle kaldıralım. Köşe iki tane fıstığımız ve kirpiklerimizi ördüm. Bir zincirimi çektim. Şimdi ikisinin ters yüzü birbirine gelecek şekilde şu şekilde tutuyorum. İkisinin de ters yüzü ve köşemi kaldı. Hemen ilk fıstık yerine geliyorum ve giriyorum. 1 2 3 Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra karşıdaki bakınız çiftli fıstığın hemen yanındaki 3 tane tipiğimizin birincisine batıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Ve buradaki kapadığım yere gelerek batıyorum. Ve bir tane zincir çekip ortadaki 3 zincirin olduğu yere geçiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Fıstığımın tepesindeki boşluğa gelerek batıyorum, bir zincir çekiyorum, üçüncü fıstığın ya yani üçüncü kirpiğin içerisine giriyorum, kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Tekrar fıstığımın tepesine batıyorum. Üç tane kirpiğimizin yani üç tane zincir çekmiştik. Her birisine birer defa karşılıklı batıyoruz ve bir tane zincir çekiyorum. Aradaki yere giriyorum bir. 2 3 alıyorum ve kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum karşıya geçiyorum bakınız tam karşısındaki olan yere ilk kirpiğin içerisine giriyorum ve bir tane kapatıyorum ve zincirimi çektikten sonra kapadığım yere gelerek batıyorum tekrar bir zincir ortadaki 3 zincirin içerisine giriyorum bir zincir Tekrar fıstığımın üzerine batıyorum. Bir tane zincir, üçüncü 3 üç zincirim içerisine giriyorum. Bir zincirle geri pembe motifime dönüyorum ve fıstığın tepesine batıyorum ve bu şekilde uç noktaya kadar örerek ilerliyoruz. Uç noktaya kadar birbirlerine karşılıklı batarak birleştirdik ve bakınız en son Tekli yerleri bitirdim. Şimdi çift olan yeri bir olarak başlamıştık. Başlangıçta buraya ikinci fıstığımızı örüyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Hemen başlangıçtaki çift olması gereken fıstığımın yanına giriyorum. 2 ve 3. 3 defa çektikten sonra ipimi çekiyorum. Zincirlerimi çekip kirpiklerimi yapıyorum. 3 tane 3 zincir çekiyorum batıyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum ve ilk bakınız batmış olduğum yere giriyorum. 3 zincirlerimin altına bir zincirle sağlamlaştırdıktan sonra kapatıyorum. Evet pembe dilimimizi de bu şekilde birleştirdik. Şimdi en son grimizi birleştirelim. Grimizin bir tane köşesine bakınız ben ördüm bir tane olarak yine başladım ve devam edip geldim. Çift olarak bu taraftayım. Şimdi birleştirme işlemini şöyle başlayalım bakınız. Kenarlarından biraz önceki yapmış olduğumuz gibi önce bu tarafı sonra diğer tarafı örelim ve lifimiz bu şekilde tamamlanmış olsun hem gri parçalarımızı hem pembe parçalarımızı beyaz ipimizle birleştirdikten sonra ortada büyük bir boşluk olduğunu görmekteyiz. Şimdi pembe ipimizle ya da gri ipimizle ya da beyaz ipimizle hangisiyle tercih ederseniz ortaya bir tane çiçek yapıp buradaki boşluğumuzu kapatmak istiyoruz. Zincirimizi çekerek ortadaki çiçeğimizi örmeye başlayalım. 10 tane zincir çekiyorum. Bir tane düğümümü attıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirimi çektim ve bir tane halka yapıyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirle sıkıştırıyorum. Ve uzatıyorum. Fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimi uzattım ve 5 tane ilmekten oluşan bir tane fıstığımı yapıyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum ve şöyle iki tane bakınız çiçeklerimiz görürsünüz. her ikisine de birer fıstık yapacağız şimdi pembemden başlamak istiyorum pembemin ortadaki 3 zincir çektiğim yere geliyorum bir iki tane zincir çekiyorum hemen yeni örmüş olduğum fıstığımın dibine batıyorum bir 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar 5 tane fıstık yapıyorum. 5 tane uzatarak 2 3 4 ve 5. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Karşıya yine aynı pembenin ikinci ortadaki çiçeğinin içerisine batıyorum. Her bir çiçeğimiz için iki tane fıstık yapıyoruz. 2 zincirimi çekiyorum. Pembenin dibine gelerek batıyorum ve araya iki tane zincir çekiyorum bakınız şu şekilde birleştirdik 2 zincirimi çektikten sonra tekrar 5 tane ipimi uzatıyorum 2 3 4 5 çekiyorum bir tane kapatıyorum ve grime geçiyorum grimdeki iki tane çiçeğimin önce ortadaki Geliş yönünden taraftakine batıyorum. 2 zincirimi çekip tekrar fıstığımın dibine giriyorum. 1 2 zincir çekip 4. fıstığımı yapmak için yine giriyorum. 3 4 ve 5. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 1 zincirimi çektikten sonra yine ortadaki 3 zincirin içerisine giriyorum bir iki tane zincir çekip pembemin dibine batıyorum ve araya iki tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde her bir bakınız çiçeğimizi iki defa batıyoruz ve her bir çiçeğimiz için iki tane fıstığımızı oluşturuyoruz ve bu şekilde devam edip tamamlayalım. Evet her dilimimiz için iki tane fıstığımızı ördük. Bakınız çiçeğimizi şu şekilde tamamladık. Şöyle gayet güzel çiçeğimiz oldu en son fıstığımı ördüm iki tane zincirimi çektikten sonra birinci fıstığımın tepe noktasına gelerek batıyorum kapatıyorum bir tane zincirle sağlamlaştırıp ipimi kesiyorum ve ipimi içeriye alıyorum ve bu şekilde lifimiz de tamamlanmış oluyor şimdi ipimizi içeriye alalım Evet, birleştirme işlemini yapıp ortadaki çiçeğimizi de tamamladıktan sonra lifimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Evet. Böylece bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.